Herkese merhabalar. AC yayınlarının 3. kitap Föy 5'teyiz arkadaşlar. Logaritmanın 5. dersiyle devam ediyoruz. Üstel ve logaritmalı eşitsizliklere geldik. Üstel eşitsizliklerde arkadaşlar neye dikkat ediyorduk? Tabana. Tabanımız eğer birden büyükse yukarıda aynı eşitsizlik ne yapıyordu? Korunuyordu. Fx büyüktür. Gx diyorduk. Ama tabanımız sıfırla bir arasındaysa yukarıda eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Yani Fx küçüktür. Gx şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Örnek bir eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Öncelikle bakın burada 2 üzeri x parantezine alabiliriz. 2 üzeri x parantezine alırsam 2'nin karesi eksi 1 geldi. Büyüktür nereden? 24'ten. E burası ne gelir? 3. Sadeleştirdiğimiz zaman burası da ne geldi? 8. Yani 2 üzeri x büyüktür. 2 üssü 3 gelmiş oldu. Tabanımız 1'den büyük olduğuna göre x büyüktür 3 şeklinde yazabiliriz. O halde çözüm kümesini 3'ten açık aralık sonsuz şeklinde ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Öncelikle buradaki ifadeyi düzenleyelim. Bu ifade nedir? 5 bölü 2'nin karesi. Dolayısıyla 2 ile de üssü çarparsak buradan 2x eksi 2 geldi. Burada 2 bölü 5 olduğuna göre bunu da 2 bölü 5 yapmak için ters çeviriyorum. Bakın 2 bölü 5. Dolayısıyla yukarıyı eksi 1 ile çarpmam lazım. Eksi 2x artı 2 gelmiş oldum. Tabanlara dikkat ederseniz ikisi de 2 bölü 5 ama bu dikkat edin 0 ile 1 arasında olduğu için yukarıda eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Yani x kare eksi x büyük eşittir değil küçük eşittir arkadaşlar. Eksi 2 x artı 2 gelmiş olur. Şimdi eşitsizliğimizi çözelim. x kare artı x eksi 2 küçük eşittir 0 gelir. Köklerimizi bulalım. 2'ye 1 artı olacağına göre bunun eksi olması lazım. Yani buradan köklerimiz bir 1 gelir bir de eksi 2 gelmiş olur. İşaret tablosunu yapalım. Eksi 2 dedik 1 dedik arkadaşlar. E sağdan artı ile başladım. Eksi artı. Ne istiyor bizden? Bu kısmı istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla çözüm kümesini bulmuş olduk. Eksi 2, 1 kapalı aralığı şeklinde. Örnek 3'e geldik. Eşitsizliğin çözüm kümesini bizden istiyor. Değişken değiştirelim arkadaşlar. 2 üzeri x'e m diyelim. Dolayısıyla buradaki ifade m², 11 m kare. Eksi 11m artı 24 küçük eşittir 0 haline gelir. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 3'e 8 dedim. Eksi 11 olması için ikisinin de eksi olması lazım. Dolayısıyla m buradan bir 3. Bir de ne gelir arkadaşlar? 8 gelmiş olur. Şimdi m dediğimiz ifade neydi? 2 üzeri x. 2 üzeri x'i 3'e eşitledim. Bir de 2 üzeri x'i 8'e. Dolayısıyla x buradan 3 geldi. Buradan da x arkadaşlar logaritma 2 tabanında 3 gelmiş olur. Şimdi işaret tablosunu yapalım arkadaşlar. Küçük kökümüz ne burada? Logaritma 2 tabanında 3. Diğer kökümüz ne? 3 eşitlik olduğu için bakın şunların içine ne yaptım? Doldurdum arkadaşlar. Dolayısıyla buradan artı eksi artı ne istiyor bizden? Sıfırdan küçük eşit olan yerleri istiyor. Yani bu kısım olmuş olur arkadaşlar. O halde çözüm kümesini yazıyorum. Logaritma 2 tabanda 3 ile 3 kapalı aralığı olarak bulunmuş olur. Logaritmalı eşitsizliklere geldik arkadaşlar. A birden büyükken yani tabanımız birden büyükken logaritma A tabanında fx büyüktür. Logaritma A tabanında gx'e hemen bunları gönderiyoruz arkadaşlar. fx büyüktür gx şeklinde ne yapabilirim yazabilirim. Tabi şunlara dikkat edelim. Tanım kümelerine fx ne olması lazım sıfırdan büyük. gx de 0'dan büyük olmalı. Örnek 4'e geldik. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş. Öncelikle tabana bakıyoruz. Bakın birden büyük olduğuna göre direkt bunları ne yaptım? Attım. 2x eksi 5 büyük eşittir 10 eksi x şeklinde yazabilirim. Bir tarafta toplayalım. 3x büyük eşittir. Buradan ne geldi? 15. x büyük eşittir. Ne gelir arkadaşlar? Buradan 5 gelmiş olur. Ama ne demiştik? Tanım kümesine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani ne olması lazım? 2x eksi 5 sıfırdan büyük olmalı. 10 eksi x de sıfırdan büyük olmalı. Buradan x küçüktür 10 sonucunu. Buradan da x büyüktür. 5 bölü 2 sonucunu bulmuş oluruz. Bu 3 eşitsizliği birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar yani kesişim kümesi neresi gelmiş olur? 5 kapalı 10 açık aralığı şeklinde gelmiş olur arkadaşlar. Örnek 5'e geldik eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Burada bir yerine logaritma 6 tabanda 6 yazıp bu log 6'ları ne yapabilirim? Gönderebilirim. Dolayısıyla 3-x küçük eşittir buradan 6 deriz. Eksi x'i karşı attım x olarak. x büyük eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş oldu. Tabi neye dikkat çektik? Logaritmanın tanım aralığına. Yani 3 eksi x ne olması lazım? Buradan sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla x küçüktür. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3 gelmiş oldu. O halde eşitsizliğin çözüm kümesini yazabiliriz arkadaşlar. Eksi 3 kapalı 3 açık aralığı şeklinde. Örnek 6'ya geldik. Eşitsizliği sağlayan x'in alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Tabanlar ortak olduğu için arkadaşlar bunları ne yapalım hemen çarpma çevirelim. Logaritma 4 tabanında ne gelir buradan? x kare eksi 9 geldi. Küçük eşittir arkadaşlar. Ne var burada? 2. Ve bu da nedir arkadaşlar? Logaritma 4 tabanında 16 demektir. Yani şunları ne yapabilirim? Gönderebilirim. x kare eksi 9 küçük eşittir. Buradan ne geldi? 16 gelmiş oldu x kare küçük eşittir 25. tarafın kökünü aldığımız an mutlak değer x küçük eşittir ne gelir arkadaşlar? 5 gelmiş olur. E bunun anlamı da neydi? Eksi 5 ile artı 5 kapalı aralığı demekti. Tabi neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Logaritmanın tanım aralığına. Yani x artı 3'ün ne olması lazım? Sıfırdan büyük. x eksi 3'ün ne olması lazım? Sıfırdan büyük. O halde x 3'ten büyük olması lazım. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? x nereden büyük olacak? Eksi 3'ten büyük olacak. O halde 3 eşitsizliği sağlayan tam sayı değerlerini yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bir 4 olur bakın. Bir de 5 olmuş olur. Bunların toplamını istediğine göre 9'a eşittir. Örnek 7'ye geldik arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Öncelikle tanım aralığını yazalım. Yani buradaki 2x artı 3 bölü 3x eksi 1. Ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Bunun işaret tablosunu yapalım. Yani köklerini buluyorum. Bakın x eşittir eksi 3 bölü 2. Paydayı sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir buradan ne geliyor? 1 bölü 3 gelmiş oluyor. Dolayısıyla eksi 3 bölü 2 1 bölü 3 şeklinde yazdım. Ne olacak arkadaşlar? Buradaki işaretimiz ikisi de artı olduğu için artı eksi artı. Ne istiyor bizden? Sıfırdan büyük olan yerleri istediğine göre bu kısımla, bu kısımda tanımlı arkadaşlar logaritma fonksiyonumuz. Şimdi logaritmalı eşitsizliğimizi çözelim arkadaşlar. Bakın şuradan ne gelecek? 4 üzeri 0'dan 1 gelmiş olacak. Yani 2x artı 3 bölü 3x eksi 1 küçüktür 4 üzeri 0 yani 1 arkadaşlar. Bu 1'i hemen sol tarafa alalım. Yani 2x artı 3 bölü 3x eksi 1 eksi 1 küçüktür 0 gelmiş olur. Payda eşitlersek arkadaşlar 2x artı 3 eksi 3x artı 1 bölü 3x eksi 1 gelmiş olur. E bu ifadeyi de düzenleyelim. Bu ifade küçüktür ne gelecek 0. Ne geldi arkadaşlar buradan? Eksi x artı 4 bölü 3x eksi 1 geldi. 0'dan küçük olacak. O halde köklerimiz ne gelir buradan? Bir 4 gelir. Burayı 0'a eşitlersek arkadaşlar buradan da ne gelecek? 1 bölü 3. Bunun da işaret tablosunu yapalım arkadaşlar. Küçük kökümüz ney var burada? 1 bölü 3 var. Büyük kökümüz ney? 4. Dolayısıyla bu şekilde ifade ettik. Eksiyle başladım. Bakın işaretimiz eksi. Artı eksi. Ne istiyor bizden? Sıfırdan küçük olan yerleri istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Kesişim kümelerini alacağız arkadaşlar. Bakın bu tarafta kesiştikleri yer neresi olur? Bu 1 bölü 3'ten büyük diyor. Bu 4'ten büyük diyor. Kesişen yer ne olur arkadaşlar? 4'ten sonsuza kadar olan kısım olmuş olur. Bu tarafta ise bu eksi 3 bölü 2'den küçük diyor. Bu da 1 bölü 3'ten küçük diyor arkadaşlar. Dolayısıyla kesiştikleri yer ne olur? Eksi sonsuzdan eksi 3 bölü 2'ye kadar olan kısım olmuş olur. Dolayısıyla bu ikisinin birleşimi bizim çözüm kümemiz olmuş olur. Örnek 8 ÖSYM'nin 2010 LYS sorusu arkadaşlar. Eşitsizliklerini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sormuş. Şimdi buradaki 0 yerine arkadaşlar logaritma 2 tabanında 1 yazabilirim. Logaritma 2 tabanında x eksi 5 küçük eşittir buraya da logaritma 2 tabanında 4 yazarsak 2'ye eşit olmuş olur. Her birinde taban 2 olduğu için bunları ne yapalım gönderelim arkadaşlar. 1 küçük eşittir buradan x eksi 5 küçük eşittir ne geldi 4. Tüm eşitsizliğe 5 eklediğim zaman 6 küçük eşittir x buradan küçük eşittir ne geldi 9 gelmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar sağlayan x değerlerimiz kaç tane x tam sayısı vardır dediğine göre 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var arkadaşlar. Yani kaç tane? 4 tane. Bir yandan da tanım aralığına bakıyoruz arkadaşlar. Bakın x'in 5'ten büyük olması gerekiyor. Buradaki ifadelerde 5'ten büyük olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Yani 4 tane doğru cevap Ceyhan. Tabanımız 0 ile 1 arasında olduğu zaman logaritmalı eşitsizliklerde arkadaşlar bakın bu log a'ları atıyoruz ama eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Yine tanım aralıklarına bakıyoruz. fx 0'dan büyük, x ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük arkadaşlar. Şimdi örnek 9 üzerinde uygulayalım. Eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Bakın tabanımız 1 bölü 3. Dolayısıyla x eksi 2'yi yazdım. Eşitsizlik yön değiştirecek küçüktür. 1 bölü 3 üzeri ne olacak Arkadaşlar. Eksi 2 gelmiş olacak dikkat ederseniz. Yani x eksi 2 küçüktür. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvvetini aldığımız zaman bu da ne gelir? 9. Buradan x küçüktür ne geldi arkadaşlar? 11. Şimdi logaritmanın tanım aralığına bakalım. Yani şuradaki x eksi 2'nin ne olması lazım? 0'dan büyük. Dolayısıyla x büyüktür ne diyeceğiz arkadaşlar? 2. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Dolayısıyla 2'den büyük 3 var 4 var. Nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? 10'a kadar. Yani toplamda kaç tane tam sayımız var? 8 tane örnek 10'a geldik. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi buradaki eksi 3 ifadesini 1 bölü 2 tabanında yazalım. 1 bölü 2 tabanında 8 neye eşittir arkadaşlar? Bakın burayı 2 üzeri 3 burayı da 2 üzeri eksi 1 yazarsam eksi 3'e eşittir. Peki logaritma 1 bölü 2 tabanında 2 neye eşittir arkadaşlar? Bu 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 olduğu için bu da eksi 1'e eşittir. Dolayısıyla bu ifadeleri götürüp burada yerine yazalım. Bak bu eksi 3 yerine logaritma 1 bölü 2 tabanında ne yazdım? 8 küçüktür. Logaritma 1 bölü 2 tabanında burası x eksi 1 küçük eşittir. Eksi 1 yerinde logaritma 1 bölü 2 tabanında ne yazdım? 2 yazdım. Şimdi buradaki 1 bölü 2'leri atacağım ama taban 0 ile 1 arasında olduğu için eşitlik yön değiştirecek. Dikkat. 8 büyüktür. X eksi 1 buradan büyük eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Şimdi tüm eşitsizliğe 1 ekleyelim. Burası 9 oldu. X oldu. Burası da ne olur arkadaşlar? 3 olmuş olur. Ve şuna dikkat edelim. Logaritmanın tanımına şuradası x eksi 1 ne olması lazım? Sıfırdan büyük. Yani x 1'den büyük olması gerekiyor. Buna dikkat. Eşitsizliğin çözüm kümesini istemiş. Dolayısıyla bunların kesişimini alalım. Ne olur kesişimiz? 3 kapalı 9 açık aralık olarak çözüm kümesini yazabiliriz. Örnek 11'e geldik arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesini bizden istiyor. İç içe logaritmalar var. Bunlara da dikkatli olmamız lazım. Bakın en dıştaki 0 ile 1 arasında tabanımız. Dolayısıyla eşitsizliğimiz yön değiştirecek. İçindeki ifade logaritma 4 tabanda x eksi 5. Küçük eşittir demiyorum. Büyük eşittir. 1 bölü 2 üzeri 0. Yani 1 gelmiş olur. Tekrar çözelim arkadaşlar. Bakın burada tabanımız 1'den büyük olduğu için x eksi 5 ne olacak? Yön değiştirmeyecek. Dikkat edin. 4 üzeri 1'den 4 geldi. O halde x büyük eşittir ne geldi? Buradan 9 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar neye dikkat ediyorduk? Logaritmanın içi sıfırdan büyük olmalı. Yani x eksi 5 sıfırdan büyük olacağına göre x büyüktür 5 diyebiliriz. Aynı şekilde bakın şu en dıştaki logaritmanın bu içi olduğu için arkadaşlar bu da sıfırdan büyük olmalı. Logaritma 4 tabanında x eksi 5 de ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı ki logaritma tanımlı olsun. Şimdi bunu çözelim. x eksi 5 büyüktür 4 üzeri 0. Yani 1 geldi. Dolayısıyla x büyüktür. Ne gelir buradan? 6 gelmiş olur. x 5'ten büyük, 6'dan büyük ve 9'dan büyük eşit. Dolayısıyla 3'ünün kesişimi ne olur arkadaşlar? 9 kapalı sonsuz olarak ifade edebiliriz. O halde doğru cevap Bursa. Örnek 12'ye geldik. ÖSYM'nin 2020 AYT sorusu arkadaşlar. Bir eşitsizlik verilmiş. Buna göre 3 tane öncülümüz var. Hangileri her zaman doğrudur diye bize sormuş. Öncelikle şu sağ tarafa bir bakalım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanda b büyüktür 0. Dolayısıyla tabanımız 1'den büyük. b büyüktür. 2 üzeri 0'dan 1 diyebiliriz. Yani b'nin 1'den büyük olduğunu bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kısma. Burada ise a'nın 0 ile 1 arasında mı 1'den büyük mü olduğunu bilmiyoruz. O halde ne yapmamız lazım arkadaşlar? İncelememiz lazım. a'nın 1'den büyük olduğunu düşünelim. A birden büyükse, buna göre çözmeye çalışalım. Logaritma A tabanında 2 küçüktür 0. Şimdi A'mız birden büyük olduğuna göre eşitsizlik ne yapmayacak arkadaşlar? Yön değiştirmeyecek. Dolayısıyla 2 küçüktür A üzeri 0'dan ne geldi? 1. 2 küçüktür 1 sağlar mı? Sağlamaz. O halde buradan anlıyoruz ki arkadaşlar A birden büyük değilmiş. Demek ki A'nın ne olması lazım arkadaşlar? 0 ile 1 arasında olması gerekiyor sıfırla bir arasında olduğunu ne yaptık? Buradan anlamış olduk arkadaşlar A'nın. Şimdi buna göre birinci öncülümüze bakalım. A artı B birden büyüktür diyor. E B birden büyük. A da pozitif olduğuna göre arkadaşlar bunların toplamı kesinlikle nedir? Birden büyüktür. Yani bu ifade her zaman nedir? Doğrudur. B eksi A sıfırdan büyüktür demiş arkadaşlar. Yani B A'dan büyüktür demiş. E dikkat edersen B birden büyük. Yani şu şekilde eksi A'yı karşıya attım. B A'dan büyüktür dediğine göre B 1'den büyük olduğuna göre da 0 ile 1 arasındaysa B A'dan nedir? Daima büyüktür arkadaşlar. Yani bu ifadede nedir? Doğrudur. Üçüncü öncülde A ile B'nin çarpımı 1'den büyüktür diyor arkadaşlar. Bakın B'ye 2 verelim. A'ya da 1 bölü 4 verelim. Dolayısıyla A ile B'nin çarpımı ne gelir buradan? 1 bölü 2 gelmiş olur. Oysa bu ne diyor? 1'den büyüktür diyor. Demek ki bu her zaman doğru değil. Yani 1 ve 2. öncüller doğru cevap C. Örnek 13'e geldik. Yukarıdaki şekilde boyları log 8 ve log 120 metre olan A ve B bitkileri verilmiştir. A bitkisi yılda logaritma 5 metre, B bitkisi yılda logaritma 2 metre ne yapıyor? Uzuyormuş arkadaşlar. Yani A bitkisinin boyu normalde log 8 artı x yıl geçmiş olsun. Her yıl log 5 olduğuna göre x çarpı log 5 kadar ne yapacak? Uzayacak. B bitkisi neydi arkadaşlar? Logaritma 120 idi. Bu da x yıl sonra ne olacak? Her yıl log 2 metre uzadığına göre x çarpı log 2 kadar ne yapacak? Uzayacak. En az kaç yıl sonra? x yıl dedik arkadaşlar. x yıl aradan geçti. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan daha uzun olmasını istiyor. Yani bunun daha büyük olmasını bizden istiyor arkadaşlar. O halde bu öncelikle şu iki ifadeyi toplayacağım. Şu x'i üsse atıyorum. Ne olur bu? 5 üssü x olmuş olur arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki x'i üsse atarsam burası da ne oldu? 2 üssü x olmuş oldu. Bunlar toplam durumunda olduğuna göre logaritma ne olur bu ifade? 8 çarpı 5 üssü x olmuş oldu. Büyük olacak nereden arkadaşlar? Bu iki ifadeyi de toplayalım. Logaritma 120 çarpı 2 üssü x ifadesi de buradan gelmiş olur. Dolayısıyla tabanlarımız 10. Ne yapabiliriz? Bunları atabiliriz arkadaşlar. O halde kalan ifadeyi yazıyorum bakın. 8 çarpı 5 üssü x büyüktür. 120 çarpı 2 üssü x gelmiş olur. 8 ile 120'yi sadeleştirelim. Burası ne gelir? 15 gelmiş olur. Dolayısıyla 5 üssü x büyüktür buradan. 15 çarpı 2 üzeri x gelmiş olur. Buradaki x yerine değer vererek gidebiliriz arkadaşlar. Yani buradaki x yerine ben 2 yazsam sağlar mı? 2 yazdığım zaman bakın ne geliyor? Burası 25. Buradan daha büyük değil. Peki x yerine 3 yazsak sağlar mı? 3 yazdığım zaman 125 büyüktür. 3 yazdığım zaman burası ne geldi? 120. Bakın ne yaptı? Sağladı. Demek ki en az kaç yıl olması lazım arkadaşlar? 3 yıl sonra doğru cevap Ceyhan. Örnek 14'e geldik. B A'dan büyük. A ile B sayıları birden farklı pozitif gerçek sayılarmış arkadaşlar. Bakın sembolümüz logaritma A tabanda B ile logaritma B tabanda A sayıları arasında birbirinden farklı tam sayıların toplamı şeklinde ne yapılmış tanımlanmış. Bir eşitlik vermiş. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle buradaki ifadenin eşitini bulalım arkadaşlar. Bakın burada B yerine 10 gelmiş, A yerine ne gelmiş arkadaşlar? 2 gelmiş. Dolayısıyla bunları götürüp burada yerine yazıyorum. Logaritma A tabanda B ne olmuş olur o zaman arkadaşlar? Logaritma 2 tabanda 10 olmuş olur. Logaritma 2 tabanda 10 ile burası da ne olacak? Logaritma B tabanında A yani logaritma 10 tabanında ne oldu arkadaşlar 2 gelmiş oldu. Bu ikisinin arasındaki farklı tam sayıları ne yapacağız? Toplayacağız arkadaşlar. Şimdi 2 tabanında 10, 2 tabanında 8 olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 3. Demek ki bu 3'ten biraz büyük bir sayı arkadaşlar. Şurası 3'ten büyük bir sayı. Logaritma 10 tabanda 2 arkadaşlar. Logaritma 10 tabanda 10 olsaydı ne olacaktı bu? 1 olacaktı. Demek ki bu 0 küsürlü bir sayı. Dolayısıyla bu aralıktaki tam sayılarımız ne olur arkadaşlar? 1 olur, 2 olur ve 3 olur. E bunların toplamı da nedir arkadaşlar? 6'dır. Yani bu ifadenin eşitini 6 olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla sonuç 9 olduğuna göre buradaki ifadenin eşitinin de ne olması lazım arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi buna yoğunlaşalım arkadaşlar. Yani şurayı 6 bulduk. Buranın da ne olması gerektiğini 3 olması gerektiğini söyledik. Şimdi burada dikkat ederseniz 5'ten x'e kadar var. Dolayısıyla b a'dan büyük olduğuna göre x'in 5'ten büyük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O halde logaritma 5 tabanında x ile logaritma ne olacak arkadaşlar? X tabanında 5 arasındaki ne yapacağız? Tam sayıları toplayacağız arkadaşlar. Bu aradaki tam sayıları topladığımız zaman işte ne gelmesi lazım arkadaşlar? 3 gelmiş olması lazım. Bu aradaki tam sayıları topladığımız zaman ne gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar? 3 gelmesi gerekiyor. E, X'imiz de 5'ten büyük olduğuna göre arkadaşlar, X'imiz de 5'ten büyük olduğuna göre buradaki x yerine ne yazarsak buradaki toplam 3 gelir. 3 gelebilmesi için 1 ve 2 gelmesi lazım. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar 2 gelebilmesi için buradaki x yerine ben ne yazmam lazım? 25 yazabilir miyim? Bakın 25 yazdığım zaman burası ne geliyor? 2 geliyor. Ama arasında dediği için olmuyor arkadaşlar. Demek ki x yerine ne yazmam lazım benim? 26 yazmam lazım. Bakın 26 yazarsam logaritma 5 tabanında 26 burası da ne olur? Logaritma 26 tabanında 5 olmuş olur. Logaritma 26 tabanda 5 nedir? 0 küsürlü bir sayı. Logaritma 5 tabanda 26 ne olur? 2 virgül küsürlü bir sayı. Dolayısıyla bu aradaki tam sayılar ne olur arkadaşlar? 1 ve 2 olmuş olur. Bunların toplamı da ne gelir? 3 gelmiş olur arkadaşlar. Yani eşitlik sağlanmış olur. Burası 6. Burası da 3. Sonuç ne geldi? 9 gelmiş oldu. Demek ki x yerine yazabileceğimiz en küçük tam sayı 26'dır. Doğru cevap C. Örnek 15'e geldik. ÖSYM'nin 2020 AYT sorusu. N bir tam sayı ve 1 ile 100 arasında olduğunu bize söylemiş. İfadenin değeri pozitif tam sayıya neymiş arkadaşlar? Eşittir. N sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir ifade pozitif tam sayıya eşit olduğuna göre arkadaşlar bu içindeki ifadeyi bakın. 2'ye eşitleyebiliriz veya 2'nin kuvveti olan 4'e eşitleyebiliriz veya 8'e eşitleyebiliriz veya 16'ya eşitlersek arkadaşlar bu şekilde 2'nin kuvvetlerine eşitlediğimiz zaman sonuç ne gelir? Tam sayı gelmiş olur. Peki neden 1'e eşitlemedik? 2 tabanda 1 ne çıkıyor? 0 çıkıyor. Pozitif bir tam sayı değil. Ondan dolayı arkadaşlar. Yani logaritma 3 tabanda eni 2'ye eşitledim. Logaritma 3 tabanda eni 4'e eşitledim. Logaritma 3 tabanında eni 8'e eşitledim. Logaritma 3 tabanda eni 16'ya eşitledim. Bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. En arkadaşlar buradan 3'ün karesinden 9. En buradan 3 üzeri 4'ten 81. En buradan 3 üzeri 8 bakın 100'den daha büyük bir sayı. Aynı şekilde burada 3 üzeri 16 daha yüksek bir sayı gelmiş oldu. Dolayısıyla bu aralığın içine bir 9 bir de 81 düşmüş olur. Bu ikisinin toplamı 90 olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 16'ya geldik. ÖSYM'nin 2022 AYT sorusu arkadaşlar. A1 tam sayı olmak üzere Kapalı aralık bize vermiş. Bu kapalı aralıkta bulunan tam sayılar 4, 6 kapalı aralığında bulunan tam sayılarla aynıymış. Buna göre A sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle şu alt sınır arkadaşlar aynı kapalı aralıktaki tam sayıların olabilmesi için 3 ile 4 kapalı aralığında olması lazım. Yani 3 dahil değil. Logaritma 5 tabanında a ifadesi 4'e eşit olabilir. Çünkü 4'e eşit olursa burada da ne var? 4 var arkadaşlar. Ama 3'ü dahil alırsam 3 diğer tarafta yok arkadaşlar. O yüzden alt sınırımızın bu aralıkta olması gerekir. Üst sınırımız da arkadaşlar bakın burada 6 olduğu için bunun da ne olması lazım? 6 dahil olabilir. Logaritma 2 tabanında a ama neye eşit olmayacak arkadaşlar? 7'ye eşit olmayacak. Dolayısıyla bu eşitsizliklerimizi çözelim. Buradaki 3 yerine logaritma 5 tabanında 5'in kübü logaritma 5 tabanında a küçük eşittir logaritma 5 tabanında ne yazabiliriz? 5 üssü 4 yazabiliriz. Log 5'leri ne yapalım? Gönderelim arkadaşlar. 5'in kübü 125 küçüktür. Buradan a küçük eşittir. 5 üzeri 4 buradan da ne geldi? 625 gelmiş oldu. Şimdi diğer tarafı çözelim arkadaşlar. Buradaki 6 yerine logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6 yazdım. Küçük eşittir logaritma 2 tabanında a küçüktür logaritma 2 tabanında 2 üzeri 7 yazabiliriz. Log 2'leri ne yapabiliriz buradan? Gönderebiliriz. Buradan ne geldi? 64 küçük eşittir. A küçüktür. 128 gelmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisini sağlayan A değerlerini bulmaya çalışalım. İkisini aynı anda sağlayan A değerimiz ne var? Bir 126 var arkadaşlar. Bir de 127 var. Bunların toplamını bizden istemiş. 13 elde var. 15, 253 olarak buluruz. Doğru cevap Adana. Logaritma fonksiyonunun grafiğine geldik arkadaşlar. A birden büyükse yani tabanımız birden büyük olduğu zaman grafiğimiz ne arkadaşlar? Artan bir fonksiyon grafiği olmuş olur. Peki şurada grafiğin yaklaştığı doğru x eşittir b'yi nereden buluyoruz arkadaşlar? Şu logaritmanın içini sıfıra eşitlerseniz x eşittir ne geliyor buradan? B gelmiş oluyor. Dolayısıyla grafiğin yaklaştığı bu doğruyu da bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz a sıfırla 1 arasında olduğu zaman grafiğimiz ne oluyor arkadaşlar azalan olmuş oluyor yine yaklaştığı grafiği bulmak için bunun içindeki ifadeyi ne yapabilirsiniz sıfıra eşit derseniz bakın x eşittir b doğrusu gelmiş olur örnek 17'ye geldik a seçeneğinde fx eşittir logaritma 3 tabanı x fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş arkadaşlar Öncelikle bakın burada birim bir görüntüsünü bulalım. Yani f1 neye eşittir? Logaritma 3 tabanda 1'den neye eşittir arkadaşlar? 0'a. Demek ki grafiğimiz ne olması lazım da arkadaşlar? 1,0'dan geçmesi gerekiyor. Ve logaritmanın içindeki ifadeyi 0'a eşitlediğimiz zaman ne geliyor? x eşittir 0 doğrusu. Yani grafiğimiz x eşittir 0 doğrusuna doğru ne yapacak arkadaşlar? Yaklaşacak. O halde şu şekilde çizebiliriz. 1,0'dan geçecek. Ve tabanımız dikkat ederseniz arkadaşlar burada birden büyük olduğu için fonksiyonumuz ne olacak? Artan şekilde olmuş olacak. Ve sıfıra yanaşacak. Bakın şöyle sıfıra yaklaşıyor. Birden geçiyor. Bu şekilde artan bir fonksiyon grafiğini ne yaptık? Çizmiş olduk. B seçeneğinde ise dikkat edin tabanımız 1 bölü 2. Yani azalan bir grafik çizeceğiz arkadaşlar. O halde burada bakın yerine 3 yazalım. F3'ün görüntüsünü bulalım. X yerine 3 yazarsak arkadaşlar logaritma 1 bölü 2 tabanda ne oldu burası? 1 oldu yani 0'a eşit oldu. Demek ki 3,0 noktasından grafik ne yapacak? Geçecek. Ve nereye yaklaşacak? Bakın burayı 0'a eşitlediğim zaman X eşittir 2 doğrusuna da ne yapması lazım? Yaklaşması gerekiyor. Şöyle X eşittir. 2 doğrusunu ne yaptım? Çizdim arkadaşlar. Hangi noktadan geçecekti? Bakın F3'ün görüntüsü neydi? 0, 3, 0 noktasından yani buradan geçecek ve azalan bir grafik. Dikkat ederseniz şu şekilde azalan şeklinde grafiğini çizmiş oluruz. Fx fonksiyonu logaritma A xken tabanımız A birden büyükse arkadaşlar grafikte de görmüştük. Artan bir fonksiyon grafiği. Tabanımız sıfırla bir arasında ise azalan bir fonksiyondur. Örnek 18 aşağıda bakın 3 tane logaritma fonksiyonun grafiği çizilmiş. Buna göre abc sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi bakın burada x yerine ben a yazdığım zaman ne çıkar? 1 çıkar. Burada b yazarsam 1, burada da c yazarsam 1 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla şurası bir noktası olmuş olsun. Şu şekilde alarsa aldığımız zaman arkadaşlar bakın buranın ne olması lazım? a. Bu şekilde devam edersek buranın ne olması lazım? B. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Buranın da ne olması lazım? C. Çünkü A'nın görüntüsü bakın 1. Burada ise B'nin görüntüsü 1. Buradaysa C'nin görüntüsü. Yani logaritma C tabanında C neydi? 1'di arkadaşlar. O halde A, B, C'yi rahatlıkla ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. A küçüktür. B küçüktür. C. Örnek 19. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre abc toplamı kaçtır diye bize soruyor. Öncelikle grafiğimiz dikkat ederseniz x eşittir 1 doğrusuna ne yapıyor? Yaklaşıyor. Dolayısıyla şu içindeki ifadeyi bir sıfıra eşitleyelim arkadaşlar. bx artı c eşittir 0 ise x eşittir buradan eksi c bölü b gelmiş olur. Yani yaklaştığımız doğru 1 olduğu için bunu 1'e eşitleyelim. Dolayısıyla buradan c eşittir ne gelir arkadaşlar? Eksi b gelmiş olur. Şimdi grafiğin üzerindeki noktalara bakalım. Bakın 2'nin görüntüsü dikkat ederseniz nedir? 0. Yani f2 neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. Fonksiyonda x yerine 2 yazıyoruz arkadaşlar. f2'nin değerini bulalım. Logaritma a tabanında 2b artı c olmuş olur. Bu ifade neye eşit olacak? 0'a. Dolayısıyla a üzeri 0 yani 1 eşittir. Nereye? 2b artı c'ye. Buradaki c yerine arkadaşlar ne yazabilirim? Bakın yukarıda bulmuştuk. Eksi B yazarsak arkadaşlar B ifadesi buradan ne gelir? 1 gelmiş olur. B 1 olursa demek ki C'de ne eşittir? Eksi 1'e eşittir. Diğer bir noktamız var bakın. 5 yazdığımız zaman görüntüsü ne geliyor? 1 geliyor. O halde fonksiyonda 5 yazalım ve bunu da 1'e eşitleyelim. B ve C'yi bulmuştuk. İsterseniz onları da götürüp burada yerine yazabiliriz. Yani fx fonksiyonumuz ne oldu arkadaşlar? Logaritma A tabanında B yerine 1 yazacağım. C yerine eksi 1. Dolayısıyla ne oldu bu? X eksi 1 olmuş oldu. Şimdi bu fonksiyonda 5'i yerine yazalım. F5 ne olur? Logaritma A tabanda 5 yazdığımız zaman arkadaşlar burası 4. İşte bunun neye eşit olması lazım? 1'e. Dolayısıyla A üzeri 1, 4'e yani A'nın da buradan 4 olduğunu bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? A, B, C toplamını 4 burada var. Bu ikisinin toplamı 0. Dolayısıyla 4 olur. Doğru cevap C'ye şey Örnek 20'ye geldik. ÖSYM'nin 2023 AYT sorusu. Dik koordinat düzleminde fx logaritma 2 tabanda x, gx logaritma 1 bölü 4 tabanda x fonksiyonların grafikleri şekilde verilmiştir. A ve D noktaları f fonksiyonunun grafiğini, B ve C noktaları ise g fonksiyonunun grafiği üzerindedir arkadaşlar. Şekilde hem 4,0 noktasından geçen AB doğru parçası hem de CD doğru parçası x eksenine dik olup ABC üçgeninin alanı arkadaşlar neymiş? 6 birim kareymiş. Buna göre ACD üçgeninin alanı kaç birim karedir diye bize soruyor arkadaşlar. Öncelikle bakın şu A noktasının ordinatını bulabiliriz. Absisini ne vermiş bize? 4 vermiş. E dikkat edin. Bu A noktası dikkat ederseniz şu y logaritma 2 tabanda x fonksiyonunun grafiğinin üzerindedir. Dolayısıyla burada x yerine 4 yazarsak logaritma 2 tabanda 4 olmuş olur. Bu ifade ne eşittir? 2 eşittir. O halde arkadaşlar bakın A noktasının ordinatını ne bulduk? 2 olarak bulmuş olduk. Yani şurası nedir arkadaşlar? 2 birimdir. Şimdi gelelim B noktasının ordinatına arkadaşlar. E dikkat edin yine apsisimiz ne? 4. Dolayısıyla e dikkat edin B noktası da buradaki y eşittir. Logaritma 1 bölü 4 tabanda x'in yani bunun grafiğinin üzerinde. O halde x yerine 4 yazalım. Apsisi burada yerine yazıyorum. Logaritma 1 bölü 4 tabanında ne oldu? 4 oldu. E bu da ne olur? Logaritma 1 bölü 4 neydi? 4 üzeri eksi 1. Bu da 4 üzeri artı 1. Üstleri başa aldığımız zaman ne geldi görüntümüz? Eksi 1. Dolayısıyla görüntü eksi 1 olduğuna göre arkadaşlar burası nedir? 1 Bir birime eşit demektir arkadaşlar. Ve bize ne vermişti? Bakın abc üçgeninin alanı 6 birim kare olarak vermişti. E dikkat ederseniz bakın şurada bu kısım 3 birim olarak bulduk. Dolayısıyla bu üçgenin yüksekliğinin ne olması lazım arkadaşlar? Buna h diyelim. 3 ile h'yi çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman bu üçgenin alanını bulmuş oluruz. Bunu da bize 6 olarak vermiş. Sadeleştirirsek burası 2. Dolayısıyla h ne geldi arkadaşlar? Buradan 4 gelmiş oldu. O halde bakın şuranın uzunluğunun 4 birim olduğunu yakalamış olduk. Dolayısıyla bakın buradaki sarı üçgeninde yüksekliğini yakalamış olduk arkadaşlar. Sarı üçgenin yüksekliği demek ki nedir? 4 birimdir. O halde bakın şuranın uzunluğunu bulursak taban çarpı yükseklik bölü 2'den sarı üçgen olan ACD üçgeninde alanını bulmuş oluruz. O halde arkadaşlar bakın şurası 4'tü. Buranın uzunluğu da 4 bulduğumuza göre şuranın apsisi yani D noktasını ve C noktasının apsisini 8 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla bu noktayı götürüp bakın fonksiyonda ve alttaki fonksiyonda yerine yazarsak yine aynı şekilde uzunluklarımızı ne yaparız arkadaşlar bulmuş oluruz. Şimdi bakın 8 apsisini götürüyorum burada yerine yazıyorum. logaritma 2 tabanda ne oldu 8. Bu da neye ister arkadaşlar 3'e. Dolayısıyla D noktasının ordinatını 3 bulduk. Yani şu yeşille gösteriyorum bakın. Şuranın uzunluğu nedir arkadaşlar? 3 birim. Şimdi C noktasında yerine yazalım. Buranın ordinatını bulalım. 8'i burada yerine yazacağım arkadaşlar. Logaritma 1 bölü 4 tabanında ne oldu bu? 8 olmuş oldu. Logaritma 1 bölü 4 nedir arkadaşlar? 2 üzeri eksi 2. 8 nedir? 2 üzeri 3. Dolayısıyla buradan eksi 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şurasını ne bulduk? Eksi 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla buranın uzunluğu ne olur? Artı 3 bölü 2 olmuş olur. O halde sarı üçgenin alanına geçelim. 3 ile 3 bölü 2, 1.5 topladığım zaman ne geldi? Burası 4.5. E yükseklik neydi zaten? Bunun 4'tü. Bölü 2. O halde arkadaşlar buradan 18 bölü 2'den alanı 9 birim kare olarak buluruz. Yani doğru cevap diğer budur. fx ve fonksiyonun tersi olan fonksiyonların grafikleri aşağıda çizilmiş arkadaşlar. Bakın fx 2 üzeri x fonksiyonun tersi logaritma 2 tabanında x. Dikkat ederseniz iki fonksiyonun grafiği y eşittir x doğrusuna göre nedir? Simetriktir. Örnek 21'e geldik. fx fonksiyonun grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetriğinin grafiği aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir diyor. y eşittir x doğrusuna göre simetriğinin grafiğini istediği göre bu fonksiyonun tersini bizden istiyor arkadaşlar. O halde y eşittir 1 eksi 5 üzeri x. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. Bu ifadeyi sola alalım. 5 üzeri x eşittir buradan 1 eksi y. Dolayısıyla x buradan logaritma 5 tabanında 1 eksi y'ye eşittir. Dolayısıyla burada bulduğumuz x arkadaşlar bu fonksiyonun neydi? Tersiydi. Logaritma 5 tabanında 1 eksi x olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. O halde doğru cevap Ceyhan.